Sayın Baro'da bu coşkulu konuşmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, şimdi konuşmalarını yapmak üzere kendileri daima kadın buluşmalarını her zaman destekleyen, yanımızda olduğunu hissettiğimiz, programımızı katılımlarıyla onurlandıran saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiyi kıymetli konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla kutluyorum. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada Balkanların ve Rumeli kadınlarıyla kız kardeşlerimizle buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu'na bu anlamlı organizasyonu nedeniyle teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Biz uzaklık zannedilen farklılıkları sevgi ve hoşgörüyle yakınlaştıran bir toplumuz. Bizim birlikte yaşama maharetimiz dünyada emsalsizdir. Biz geniş bir coğrafyaya yayılmış, aynı ruhtan, aynı candan kardeşleriz. Etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütünüz. Sizler farklı göç yollarını aşarak gelmiş olsanız da ne göçmen ne misafirsiniz. Çünkü sizler evinizdesiniz. Türkiye altında buluştuğumuz, gölgesinde ferahladığımız ulu bir çınardır. Bu topraklar hepimizin dünü ve bugün olduğu kadar ortak geleceğidir de. Eminim özlemleriniz vardır. Üsküp'e, Ohri'ye, Selanik'e. Fakat biz de hasretiz Rumeli'ye. Yahya Kemal demiyor mu? Bir Türk'ün gönlünde dağ varsa Balkan'dır. Nehir varsa Tuna'dır diye. Balkanlar burnumuzda tütse de biz Anadolu'nun bin yıllık bekçisiyiz. Rumeli'nin hasretini şiirlerimizde yaşarız. Diyor ya şair, Balkanlarda büyük öksüz kubbeler, minareler, şadırvanlar, keyvan, kervansaraylar. Bizi söyler, anlatır Mimar Sinan'dan beri. Üsküp'te, Estergon'da bir atar damar gibi davullar, zurnalar ve serhat türküleri. Yüzyıllardan beridir, Altaylardan Tuna'ya bizim türkülerimizdir söylenen, konuşan değil. Bizim dilimizdir. Renk renk, nakış nakış uzayan toprak değildir, kilimlerimizdir. Ortak tarih geçmiş, bizi çevremizdeki geniş coğrafyayla sımsıkı bağlar. Bu nedenle Kafkasya, Balkanlar, Rumeli gönül coğrafyamızdır. Bugün Türkiye'de farklı dinler ve etnik kökenler huzur içerisinde yaşayabiliyorsa bunun sırrını geçmişin bu tecrübesinde aramalıyız. Türkiye bu anlamda bir birliktelik yurdu iken maalesef dünyada faşist yaklaşımlar hızla artıyor. En son Yeni Zelanda'da bunun çok kötü örneğini gördük. Ne yazık ki çirkin bir ırkçılığın yükseldiği dönemlere şahitlik ediyoruz. Nefret kültürü birçok toplumun huzuruna kastediyor. İnsanlığın gelecek umudunu esir alıyor. İşte tam da bu nedenle farklı coğrafyalarda yaşayan soydaşlarımız
Müslüman kardeşlerimiz için biz güçlü olmalıyız. İstikrarlı bir ülke olmalıyız. Çünkü bildiğiniz gibi zulümler karşısında tüm dünyada sesi en gür çıkan ülke Türkiye'dir. Türkiye bugün artık herkes için umut demektir. Ülkemiz mazlumların ırkçılığa, ayrımcılığa maruz kalanların tutunacak tek dalı konumundadır. Türkiye, dünyada insani muameleye hasret kalmış herkesin kalbinde bir ana vatandır. Türkiye'nin bekasının sadece ülke sınırlarıyla ilgili bir mesele olmadığını çok iyi anlamamız gerekiyor. Türkiye'nin bekası ülke sınırlarını aşan dünyanın tüm coğrafyalarındaki mazlumları ilgilendiren bir meseledir. Bugün yurt dışında yaşayan birçok soydaşımızın bulunduğu toplumdaki statüsü Türkiye'nin duruşuyla, istikrarıyla doğru orantılıdır. Demokrasi ve vicdanın bazen maalesef ki tek taraflı işlediği Batı ülkelerinde yaşayan soydaşlarımızın tehditlerden uzak olması hepimizin sorumluluğudur. Birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlenmeli ve tuğlası dayanışma, çimentosu sevgi olan bir güvenlik kozası örmeliyiz. Bütün mazlumlara umut olmalıyız. Bizler safları sıklaştırdıkça Türkiye'nin bugün sığınılacak tek iyi niyet limanı olduğunu aklımızda tuttukça eminim ki önümüzde aşamayacağımız engel olamaz. Bizim büyümemiz, gücümüze güç katmamız Balkan ve Rumeli coğrafyasında olduğu kadar dünyanın her yerindeki soydaşlarımızın güçlenmesidir. Dünyanın bir kısmında hızla yayılan bu nefrete karşı kültürümüzün yeni nesillere aktarımıyla panzehir üretecek olan da bizleriz. Şunu çok iyi biliyoruz ki bizim topraklarımızda nefret asla kök tutmaz. Bizler herkesin kendi hayat tarzıyla baş başa bırakıldığı vicdan hürriyetinin eksiksiz olarak herkese teslim edildiği bir imparatorluğun bakiyesiyiz. An itibariyle dünyanın birlikte yaşam reçetesiyle gelecek şifaya ihtiyacı var. Bu şifanın ben ancak bu topraklardan, kökleri bizim yüzyıllar öncesine dayanan medeniyetimizden çıkacağına inanıyorum. Değerli kardeşlerim, biz bugün Türkiye olarak bulunduğumuz noktayı biraz da Balkan ve Rumeli coğrafyasından gelerek emeklerini bu ülke için harcamış kardeşlerimize borçluyuz. Dostluğu ilmek ilmek dokumuş sizlere borçluyuz. Kadınlarımızın bu sevgi harcının oluşturulmasında büyük bir rolü olduğuna inanıyorum. Çünkü kadınlar toplumsal değişim ve dönüşümün lokomotifidirler. Sizler türlü asimilasyona göğüs germiş, kimliğiniz için büyük mücadeleler vermiş ve buraya gelerek çokça fedakarlığa katlanmış ama kendinizden asla ödün vermemiş kadınlarsınız. Hepinizi kutluyorum. Kadınlar, kültürün taşıyıcısı, medeniyeti ayakta tutan sütunlardır. Değerlerin ihya edilmesi ve kendi köklerini hatırlaması için sizlerin önemi tartışılmaz. Zengin kültürel geleneklerin
yeni nesillere aktarılmasında kadınların özel bir becerisi vardır. Lütfen sizler de çocuklarınıza bir anne yemeğini, bir el işini, bir zanaatı en iyi şekilde öğretin. Öğretin ki kimliğin en iyi harcı olan kültür sizi ve çocuklarınızı diri tutsun. Kültür, gelenek, değer yoksa etten kemikten insanız. Bizi biz yapan şeyler, manevi değerler, peşinden gittiğimiz geleneklerdir. Ve bu güzel ülke, farklı geleneklerin, farklı kültürlerin iç içe geçtiği yerdir. Tıpkı bir ebru gibi renkler karışmış, birbirinden ayrılmaz hale gelmiştir. Hepimizin ortak çabasıyla bu güzel birlikteliği koruyacak, birimiz eksik olmadan, geride kalmadan geleceğe doğru birlikte yol alacağız. Bu duygularla sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti tekrar ifade etmek istiyorum. Bu buluşmaların tekrarını diliyorum. Sizlere bir kere de Ankara'ya, milletin evine bekliyorum. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. İstanbul Manastırlar Derneği'ni temsilen Sayın Hilmiye Varol.